Şimdi Sidebar'la devam edelim. Bir bakalım. Öncelikle burada tema klasörümüzün içinde Sidebar PHP var. Sidebar PHP'yi açalım. Burada secondary diye bir div var. Bunu kaldıralım. Bize lazım değil. Şimdi temamıza, sitemize tekrar bakalım. Bakarsak sidebarımız küçüldü. Bizim tasarımımıza bakarsak bize lazım olan kategoriler, son eklenenler, arşiv ve yorumlar lazım. Hemen bakalım, bizde son yazılar olarak son eklenenler var. Son yorumlar var, arşivler var, kategoriler var, meta etiketleri var, metalar var. Önce bu sidebardan arama alanını bir kaldıralım ilk önce. Bu arama alanı VP includes'un içine girelim. Burada template loader var. Default widget olması lazım. Bakalım. pp comment template diyor. Bakalım. Default widget php'den geliyor. VP content'in içinde. İlk önce o arama alanını bulup o arama alanını kaldıralım. O arama alanı nereden geliyor? Bakarsak bir div var. Div'in içinde screen reader text diyor. Search submit diyor. Şuradan görünümden menülere de bir bakalım. Bileşenlere bakalım. Burada ara var. Bu arayı bir kaldıralım buradan. Ara buradan geliyor. Arama alanı da gitti. İlk önce bu div sidebarın background'u bize lazım değil. Background'unu bir kaldıralım. Style CSS satır 81 diyor. Hemen style CSS'e gidelim. Satır 81'e bakalım. Background CFF gibi bir renk vermişler. Bunu kaldıralım. Daha sonra içindeki bütün yazıların belli olması için color'ına DSFF diyelim. DSFF dedik. Sayfamızı yenileyelim. Şu an baktığımızda sidebarımız geldi. Şimdi şu V3'ler var. Widget title diyor. Bunların CSS'leri nereden geliyor? Style CSS 468'den geliyormuş. 420'de. Evet, 420'ye bir bakalım hemen. Style CSS satır 420. 420'ye gidelim hemen. 420 burada. Bizim temamıza bakarsak bunlar
böyle bir arka plana sahip. Bu arka planı alalım ilk önce. Hemen bakalım. Arka planların mevcut. Arka planları bir yok edelim. Şu ikisini şuradan yazıyı da yok edelim. Şunu seçelim. Insert Rectangle Slices diyelim. Single diyelim. PNG 32 maddesi olmasın. Export Selected Slices diyelim. Buraya Images Cluster, Images klasöründe yeni bir klasörde Sidebar diyelim. Sidebar'ın içine menü header bg olarak kaydedelim bunu. Daha sonra sidebar h3'ü seçelim. Burada belirleyecektir zaten. Oradan background'a gidelim. Browse diyelim. Üste çıkalım. Sidebar diyor. Menü header bg'yi seçelim. Repeat etmesin. Daha sonra bunun box'ına bakalım. Burada almıştık. 311'e 44 diyor. Hemen 311'e 44 diyelim. Save all diyelim. Şimdi tekrar bakalım. Arka planımızı almış olması lazım. Evet, arka planımız geldi. Fakat eksik geldi. O da sidebarın genişliği ile alakalı bence. Bakarsak Li'nin genişliği ile alakalı. O da satır 432'den geliyor. Bakalım UL ile mi alakalı? Sidebar UL diyor. Peki oraya bakarsak burası komple'yi seçiyor. Biz bu UL'lere bir genişlik verelim önce. Satır 472 diyor. Satır 472. 472'ye gelelim. Width'ini 311 piksel yapalım hemen. 472'de hemen buraya yapıştıralım. F5 diyelim. Ne gelmedi? Burada margin top var. Evet, sidebar satır 81'e bir bakalım. Burada width 280 piksel olarak görünüyor. Satır 81'e gidelim hemen. Satır 81 width 280 değil. 311'di. Bakalım. Evet, 311 piksel diyelim. Şimdi F5 diyelim. Evet. İstediğimiz oldu fakat bu sefer aşağı kaydı. Cloud right demiş. Margin right 26. Margin right 26'yı kaldıralım. Margin right'ı biz eksi 10 piksel yapalım bir. Eksi 10 piksel yaptık. Şu anda yerine oturdu. Fakat biraz daha dışa kayması lazım şu etkiyi yakalamak için. Hemen revert yapalım tekrar. Şu an revert yapıyor. Bakalım. Evet. Burada bir arka plan daha var. O arka planın rengini bir alalım. Kopyalayalım.
burada tekrar bir bakalım. ULE'lerin içinde olması lazım. Bakarsak Li ID diyor. Nereden geliyor? Sidebar'ın Li'si 432 pikselmiş. Pardon, 432. satırdaymış. 432. Ben buraya gelelim. Background color verelim. Background color'umuza bakarsak, evet, şu an uygulandı. Fakat bence fazla uyguladı. Bakarsak o nereden? Li'leri biz neyi değiştirmiştik? Burada boyutlarını, genişliğini değiştirmiştik. 311 piksel sidebarın içindeki H3. Şurada bakarsak bunun genişliğine bir bakalım ilk önce. Arka planımız 298. 298 pikseli buraya verirsek, şu an Li'lerde yine genişliği 311 vermiştik biz. Ul Li diyor. Başka nerede vermiştik? 311 piksellik bir genişlik daha vermiştik. Sidebar'ın H3'üne vermiştik. Onda sıkıntı yok. 311'i bir arattıralım. Sidebar 311 demişiz. Sidebar H3 311 demişiz. Başka da bir şey de yok. Li'lere bakalım. O nereden geliyor? Hemen bakalım tekrar Firebug'la. Ul Li diyor. 447. 447. satıra bir bakalım hemen. Buraya da bir 200. 447. Bit 298 piksel diyelim. Kapatalım style'ımızı. Evet, yine olmadı. Li burada da tekrar var. 432'de. Buradan bunu keselim. 432. satıra tekrar bakalım. 432. Buraya verelim 298 pikseli. Tekrar bakalım. Yine olmadı.